Herkese günaydın arkadaşlar. Biz otelimize giriş yapmış bulunmaktayız. Şu an valizleri odaya henüz geçemedik. Giriş saat 9 gibi falan olacak. O da hazırlanıyor. Ama bütün tesisleri, her şeyi kullanabiliyoruz. Tamam. Daha şu an henüz odamız falan belli değil ama Covid'den dolayı her çıkan bir gün beklemek zorunda oda. Ondan sonra yeni kişiler girebiliyor. Her neyse, ayarlanacak bayağı bir kurallar var bu Covid'den dolayı. Bu da çok iyi bir şey. Sağlık için her şey düşünülmüş. Otelimiz böyle bir dolaştık sabah. Şu anlık herhangi bir problem görmüyorum. Her şey iyi gibi olacak inşallah. Bakalım, daha saat çok erken. Biz kahvaltımızı yapalım. Zaten insanın mutluluğuna giden yer midesinden geçermiş. Sanırım karnımız doyduktan sonra, hele ki yemekler de güzelse, hiçbir problem olmaz değil mi? Tek derdimiz bu zaten şu an. Tek derdimiz yemek. Tek derdimiz yemek yemek. Yemeği nerede veriyorlar, sordun mu? Restoran şu tarafta ileride. Kids Club'a baktık. 4 tane restoran var ama. Kids Club'ı çok muhteşem. Dışarıda falan park alanları var. Ben çok tatil köylerine gittim. Şimdiye kadar gördüğüm en iyisi diyebilirim. Tabii çalışandan çalışana da fark var. Kids Club şu an açık değil aşkım. Ondan sonra Kids Club'a da mesela kapı açık değil, herkese rezervasyonla alınıyor. Sayılı çocuk aldıkları için. Baktım 15 çocuk alabiliyorlarmış gün içinde. Şu an kimse yokken rahatlıkça çekebilirim. Burası çocukların havuz bölümü. Kaydırak da var, çok güzel. Ondan sonra biz de şöyle bir yer ayarladık şimdi. Üstüne havlular saat 9'da açılıyormuş. Havluyu alamadık ama ne derler, bir şeyler koyduk yerimizi ayırtmak için. Genelde öyle yapılıyor. Herkes havlusunu bir gün öncesinden veya sabahında koyuyor ki yeri olsun. Hadi gelin çocuklar, kahvaltı yapalım. Bu da büyükler için olan havuz. Dedik araya otururuz. Hem iki tarafı da kullanabilmiş oluruz. Barlar falan var herhalde. Ben de tam pek bir şey bilmiyorum. O yüzden gün geçtikçe öğreneceğiz. Biz çok güzel bir yer bulduk. Böyle şey, gölgelik bir alan çocukların için özel ayrılmış. Hem oyun parkı var bu tarafta da, hem de gölgelik. Oturttum Devran'ı buraya ve hemen size göstereyim. İçinde hijyenik el temizleme mendili vardı. El için. %99.9 bakterileri öldürüyor diye. Ben bunu da sildim. Ondan sonra içinde böyle bir çatal kaşık çıktı. Ve onun üstü de bununla örtülüydü. Güvenlik açısından. O şekilde. Şimdilik son ilk görüşlerimiz sanıyorum. İlk görüşlerimiz bayağı bir şey, mutlu. Zaten bu otelin internetteki review'lerine bakarsanız en büyük, yani en yüzdeli alan bölüm temizlik bölümüymüş. Bayağı temiz diye. Bu Covid'den önce de yazılan review'ler. Yani mutluyuz. Çocuklar biraz oynasın, enerjilerini atsın. Arabada zaten uyudular. Kafamızda şöyle bir şey kurduk. Gideceğiz. Tamamen oteller boş olacak. İşte kendimize kapatılmış gibi hissedeceğiz. Çünkü istediğimiz pek de öyle değil aslında yani. Hani ne çok kalabalık ne az. Ama efendim. Ay, tamam git öyle. Tamam git oyna bebeğim. Ben burada Devran'ı tutuyorum. Çünkü Devran düşer, tehlikeli bu. Devran düşür. Onu orada bırak. Ay kom hadi soğuk. Tek bildiğim işte. Resepsiyondaki kişiyle görüşünce full kapasite değiller. Çünkü sanırım bu Covid'den dolayı sayı düşürmek zorunda kaldılar. Ve her blokta, yani her binada full herkes, bütün odalar tıklım tıklım değil. Sanırım odaları hani bir veriyorsa diğerini boş bırakmak zorundaymış, öyle bir şey. Mesela 10 oda varsa 5'i dolu, 5'i boş olması lazımmış. Öyle bir şey yani. Bilmiyorum, bakalım, daha yeni geldik dediğim gibi. Yavaş yavaş göreceğiz. Bu arada hava şey, nemli falan değil şimdilik. Çünkü biz hep Antalya'ya gidiyoruz ve Antalya'nın havası beni öldürüyor. Şu an öyle bir nem yok. Tişörtle bile durabiliyorum ama sabah saat 7.30 şu an, belki ondan da olabilir. Kaldığımız otel Club Tuana Fethiye.
No smoking. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Kamu spotu. 6 sabah. Omlet. Bir sigara böreği. Peynir. Nane. Yum yum. Afiyet olsun. Biz havuza indik. Kahvaltımızı yaptık. Afiyetle bir güzel doyduk. Ondan sonra bir saat gibi falan bir süre oyalandık ve oda anahtarımız verildi. Çok standart bir oda. Yani double yatak var. Ondan sonra bir tane koltuğu da böyle çocuklar için yatak haline getiriyorlar. Zaten Devran'ın da şeyi var, bende yatağı var. Ama gösteririm. Şey yaptık. Acele hemen böyle eşyaları, hemen ufak bir banyo eşyalarını yerleştirdim. Çocukları giyindirdim. Biz çıktık. Hayır, Arya da ona binebiliyor ama binmiyor. Ama dikkat edin, daha ağzını kapatamıyor. Ağzını kapatmıyor havuzun içinde. Ağzını kapat deyince böyle yapıyor. Öyle. Yani çocuklar biraz şey yapsın, yüzsünler. Bu size Devran kuzu. Bu şekilde giyindirdik. Bu da mayosu. Bu da küçük minnak şapkası. Ondan sonra biraz yüzü yoruldu. Arya ve Derin oradalar. Umarım Derin yüzmeyi öğrenir. Gerçi öğrense bile çocuk unutuyor ki her zaman yüzmediği için. Bak şimdi. Ben Derin'e havuz dersine götürdüğümde de öyle yaptırıyorlardı. Toplattırıyorlardı orada. Her ya da orada. Ay teşekkür ederim tatlım. Kahve. Yemin ederim kahvenin kokusu hiçbir yerde yok. Çocuk kokusu, ondan sonra kahve ama kokusu. Ama küçük fincan var. He? Büyük fincan yok. Ama kahve harika, bir bak tadı. Evet, güzel. Hani daha ne kadar büyük bir fincan olsun. Biz bir kahve keyfi yapalım. Analı kızlı. Arkadaşlar, eğlenceye yenik düştü. Sudan hiç çıkmadı ya. Böyle bir şey olamaz. Suyun içinden hiç çıkmadı. Yemeğimizi yedik öyle yemeğimizi. Ondan sonra da böyle küt diye zaten masada uyukluyordu. Uyuduk. Altını falan tertemiz değiştirdim. Şimdi de mışıl mışıl rahat rahat uyuyor. Rüzgar da böyle efil efil vuruyor. Oh. Şu an Arya'nın yerinde olmak isteyen çok kişi var. Biri de benim. İşte burada bir tane daha bıdık var. Bu bıdığın da şimdi altını değiştirdim. O da uyandı. Çorba vardı. Çorba verdim. Şehriyeli tavuklu çorba. Ondan sonra da biraz da emzirdim. Şimdi de bayağı bir mutlu görünüyor. Tam da öyle dedim. Gülümsüyorsun Devran. Nasıl yandık hemen? Bakın. Hemencecik yandık. Bu arada arkadaşlar, buranın interneti pek güçlü değil. Şimdi Esra bana çok kızacak çünkü burayı Esra ayarladı dediğim zaman, sağ olsun, yine teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Esra İkici Yıldız. Bu arada kanalı takip etmiyorsanız bakmanızı öneririm. Canım arkadaşım benim. O ayarladı sağ olsun burayı ve dedi Ezgi, dedi bak dedi interneti çekiyor mu? Dedim çekiyor çekiyor dediniz. Varmış. Ama bu sabah dünkü videoyu paylaşırken maalesef güçlü değildi Wi-Fi. O yüzden tekrar günübirlik internet paketi aldım kendime. O da 5 sterlin her gün ama hem çocuklara anı bırakıyorum hem eğlence olsun diye yapıyorum zaten. Biliyorsunuz ben mutlu olduğum sürece benim için yapmak sorun olmuyor. O yüzden siz de keyif alırsanız bu beni daha da çok mutlu ediyor zaten. Öyle, şimdi biraz böyle oturacağım çocukla. Devran da önümde, o uyuyana kadar biraz böyle otururum. Biraz önce Serhat'la bir havuzda yüzdük bir 10-15 dakika, denize bir girdik çıktık.
Lan kokumu da alıyorum. Babamla çok anlaşıyorlar. Bu arada şey yazın, tatilde bu tatil köyünde mesela neyi çok merak ediyorsunuz? Ben her gün aynı şeyleri size çekmek istemiyorum. Hem ben sıkılırım çekmekten, hem de siz izlemekten sıkılırsınız. O yüzden böyle Ezgi daha fazla şunu görmek isterim, daha fazla bunu görmek isterim yazarsanız ben her gün birer o şeylerden çekmek isterim. Bu arada Derin de bayağı bir yüzmeyi çözdü arkadaşlar. İçine dalıyor artık ve yüzüyor. O bebeklikten beri gidiyordu zaten. Sonra bir ara durdu. Durdu bir ara derken bayağı durdu. Götürmüyorum ama o iyi, gayet iyi yani. Demek ki bu haftanın sonunda, tatil sonunda iyice çözecek yüzmeyi. Nasıl geçiyor tatilin? Götürüyorsun burgerleri. Hayatı yaşıyorsun ha. Desene o kadar yol geldim bunun için. Cımbızımı yine unuttum. Ağzından laf alacaktım da. Derin bugün havuzdan hiç çıkmadı. Hala da çıkmaya niyeti yok. Bir şey de yemiyor. Çıkmıyor da bol bol su içiyor zaten. Gerçi bugün 4 tane nakit yedi. Biraz da çips yedi, oturdu herhalde. Sabah kahvaltıda da bir şey yemedi. Sıcaktan herhalde pek iştahları yok. Olsun, bir şey değil. Su da içiyor. Ne diyecektim ya? Ben bir şey diyecektim, unuttum yine. Biz eve geldik. Yıkandık, çocukları giydirdim. Şimdi kendim hazırlanacağım. Of, odayı biraz toparladım. Evet, bugün yeni girdik ama odayı toparladım. Bu otel odası biraz küçük bir oda. Büyük bir ihtimalle yarın size bir oda turu falan yapabilirim. Kıyafetleri ayarladım, işte yerleştirdim, dolaba falan koydum. Biraz arabadan gelen bir şeyler vardı, onları yerleştirdim. Abi seni postladılar buraya, çünkü durmuyorsun Arya, durmuyorsun, hiçbir yerde durmuyorsun. Kızım! Ben de şöyle bir body giyindim. Yolda yedik. Tabii ödem oluştu ve de öyle dedim, biraz rahat giyindim. Bugün zaten yorgunum, pek bir şey de yapmak istemiyorum bugün. Saçıma bir fön çekeceğim. Ondan sonra da yüzümü kremleyeceğim, çıkacağım. Pek hiçbir şey yapmayacağım açıkçası. Bakın ya, hazırlanmaya bile fırsat kalmıyor ki bundan. Sürekli bir şeyleri dokun diyor. Ben de bugün bunu giyindim. Şöyle bir şey giyindim. Bu alttan çıtçıtlı bir body. Üstüne de şöyle bir... Abi alacak seni. Şöyle bir şey giyindim. Altada büyük bir ihtimalle terliğim var. Altada bu terliği giyinirim. Arya! Çocukları yıkadım, giyindirdim. Anneme postaladım ki ben hazırlanayım, giyinim. Oldu böyle. Arya gel. Bakın Arya şu an koridorda. Nasıl bir hızla hazırlandığımı tahmin edemezsiniz. Derin şey, Serhat hala jet lag olduğu için uyuyor. Bayağı da uyuyor hatta. Giy brush, tamam al sen de biraz makyaj yap. Hızlı bir an bir şeyler yapmak istiyorum. Bir Ezgi klasiğidir. Hiçbir şey yapmayacağım deyip full makyaj yapar. Ne kadar can. Oğlum büyüdün mü lan sen iki günde? Tamam aşkım. Hadi. Şimdi seni bagiye koyacağız. Allah'ım bu yakışıklı da kim? Devran'ın yemeği. İstim köftesi, biraz pirinç, biraz da yoğurt. Bakalım nasıl yiyecek bu küçük tontiki.
kızartması, bol salata ve cacık. Hindi mi? Hindi. Sen et mi zannettin? Et de ne hindisi? Hindi yazıyordu üstünde. Hindi yazıyordu. Emin misin? Tabii ki eminim. Hmm, et. Ettir bu. Çok güzel tatlı. Ne, no, hindi. Ya kızım ne hindisi? Baba bu hindi miydi, et miydi? Nasıl, ettir. Bu ettir, bu hindi olmuyor. Ama orada hindi yazıyordu. Hı? O yan tarafında var. Et diye yedi, ben doğru çıktım. Çünkü annem zeki davrandı, içine baktı. İçi beyaz. Çok, evet, çok güzel marine. Sert değil. Babam annem diyor ki, hindi bu. Diyor, evet olabilir. Halbuki diyor et. Ya içi beyaz ya, bu hindi et değil. Anne, kızarmışsın bayağı. Ben mahvoldum, bacaklarım çok kötü. Terim bayağı kızardı. Şu tarafta yürü, bu tarafta yürü. Sen niye tavusa yakın yürüyorsun ki? Aa, kollar gidiyor valla. Şey, sivrisinek kremi mi sürmem lazım? Tabii ya. Berin gel, yaklaşma havuza. Şey gideceğiz. Anti-theater ya da öyle bir şey. Kollar gidiyor. Buraya ne oluyor? Burada bir şeyler olacak. Ne olacak burada? Dinleşke fethim dümay. Harkam. Yet. Kiev. Правильно, Киев уже тоже. Покажи, как красивало. Диди. Вот, ваши аплодисменты. Прекрасная Кира. Ders alsam isterim. Almaz bir çare gönlüm. Bu bir aşk öyküsü. Thank you.
Pakistan takımı. Bayraklar ayrılıyor. Bugün coşkuluyor. Bugün mutluyor. Bugün bayramımız var. Buradan Gürbüz Bey'e selamlar Gürbüz Bey. Günaydın herkese. Dün o kadar çok uykusuzdum ki videoyu sonlandırmayı unutmuşum. O yüzden bir sonlandırayım dedim size. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bye.